Merhaba değerli Yeni Gün izleyenleri. Bugün 24 Ağustos Perşembe. İzmir'de öne çıkan olayları sizler için derledik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den Kemeraltı Anayasası önerisi geldi. Soyer, 770 milyon liralık yatırımla Kemeraltı'nı ayağa kaldıracak yenileme çalışmaları için esnaf temsilcileriyle bir araya geldi. Altyapı ve üst yapı çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Soyer, Kemeraltı Anayasası niteliğinde bir mevzuat hazırlanması gerektiğini de belirterek, bu mevzuat ortak akılla yapılmalı ve geriye dönüşü olmamalı dedi. Kamyonetteki kuzenine kurşun yağdırdı, o anlar kameraya yansıdı. İzmir'in Buca ilçesinde kamyonette yolcu konumunda bulunan 23 yaşındaki genç, kuzeni tarafından defalarca tabancayla açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken şüphelinin savcılıktaki ifadesinde "bana küfür etmişti, tehdit ediyordu. Bu husumetten dolayı vurdum" dediği öğrenildi. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kaldırımda oturan bir kadın fare tarafından ısırıldı, kadın hastanelik oldu. Farenin kadını ısırdığı anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Maganda kurşunu yine masum bir insanın canını aldı. İzmir'in Buca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada balkonda oturduğu sırada göğsüne mermi isabet eden 71 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Buca Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında yapılan ek protokol görüşmeleri olumlu sonuçlandı. Buna göre belediyedeki en düşük işçi ücreti tüm haklarıyla birlikte toplam 21.100 lira olarak belirlendi. İzmir'in Bornova ilçesinde yer alan Yeşilova Höyüğü'nde yapılan kazı çalışmaları sonucunda tarihin ilk su kanallarından biri keşfedildi. Ege Üniversitesi'nden doçent doktor Zafer Derin, kente ilk yerleşenler suyu ayaklarına kadar getirmiş, böylece yaşamlarını kolaylaştırmışlar. Bu imar Anadolu'da belki ilk kez görülen bir durum şeklinde açıklamada bulundu. 24 Ağustos 2023 Perşembe günü altın fiyatları, gram altın 1650 liradan, çeyrek altın 2827 liradan, Cumhuriyet altını 11.260 liradan işlem gördü. Piyasalarda ise son durum şu şekilde: BIST 100 7601'den, dolar 26.69'dan, euro 29.02'den, petrol 83.48'den, bono 20.93'ten işlem gördü. 25 Ağustos 2023 Cuma günü İzmir ve ilçelerinde hava durumu şu şekilde olacak: İzmir ve Karabağlar 36 derece, Bornova ve Karşıyaka 38 derece, Buca 37 derece, Çeşme ve Urla 33 derece, Foça ve Selçuk 34 derece, Dikili 35 derece, Çiğli ve Menemen 37 derece, Aliağa ve Ödemiş 36 derece, Torbalı 38 derece olacak. Haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.